Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine VM Bilim ve Teknoloji adlı kanalın yeni bir videosuna karşınızdayız. Ben önceki videodan bilin üzerine kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün önümde görmüş olduğunuz bir marketten aldığım SGS marka 5'li tornavida setini ürün incelemesini yapacağız. Burada gördüğünüz üzere 5 adet tornavida var. Şu ambalajın üstünden başlayacak. Burada SGS yazıyor ve 5'li set tornavida seti Yellow Series seti. Yani Yellow Series sarı seriler anlamına göre. Gördüğünüz gibi biraz sapları sarı. İlk önce şuradan başlasak. Isı işlemi uygun sertleştirmiş sünger. Yüksek dönme kabiliyeti. Ondan sonra mat krom kaplama demiş. Ardından burada da yazıyor aynı yazı. Şöyle çevirsek Made in Türkiye. Burada da yazmış. Kalınlığı ve uzunluğu. Yani kalınlığı uzunluğu şuranın. Biraz sonra kumpasları ölçeceğiz. 6 örneğin burada 6 çarpı 125 demiş. Yıldız uca. Düz uca 6 çarpı 125. Yıldız ucuna 5 çarpı 100, düz uca 5 çarpı tekrar 100 ve artı uca tekrar 4 çarpı 100 demiş. Burada ekstra strong demiş, yani ekstra güçlü. Şimdi ambalajın arka tarafına çevirirsek burada SGS yazıyor yine. Şurada görüyorsunuz yellow set yazıyor. Burada yine ölçülerini vermiş. 5'li tornavida seri istemiş. Yüksek dönme kalıyor. Burada da görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi laf fazla uzatmadan market bıçağını elime alıyorum ve ambalaj açımına geçiyoruz. Mesela. Şöyle kaldırdık ve tornavidalarımız burada. Yapacak oldum. Şunu da bir kesim önce şuradan. Ne yaptık? Elimize geliyor. İlk önce şöyle bir yıldız uçlu tornavidayı aldım. Burada görüyorsunuz mıknatıslı. Üzerindeki yazılar Yellow serisi. Ölçüsü yazmış. Sanırım bu akıllı vida için PH2 tornavidası. Şöyle bir dakika şurada bir akıllı yani bir akıllı vida alıvereyim. Evet elimde şöyle bir akıllı arkadaşlar videoya bir kesince açın onun için kusura bakmayın. Burada bakıyorum akıllı vida alıyor mu? Şimdi baktım evet bu PH2 uçlu tornavida. Şimdi yan taraftan şuradan kumpasımı alıyorum ve ölçüme geliyorum. Yani tornavidaya. Bu kumpas niye ürün incelemesi sağ üst tarafa bırakırım. Görüyorsunuz 5.9 diyor. Yani tam olmayabiliyor. Ve şuradan şu kumpasın şu kısmını olarak adını ölçmeden de uzunluğunu ölçeceğim tam net ölçüm yapabilmek için. Çeviriyorum görüyorsunuz. Kafası karıştı lan neyse. Bunu buraya bıraktım. Kumpasta bir şeyler var arkadaşlar. Ben de anlamış değilim. Şimdi şunu şuradan tekrardan ölçüyorum. Buna 4.7 demiş. Biraz önceki sayı şeklinde. Burada görüyorsunuz mıknatıslı bir yıldız uç. Bunu da şöyle kenara bırakıyorum. Bundan sonra şöyle düz uça geçelim. Bu da yine mıknatıslı diğerlerinde olduğu gibi. Bunun kanalına bir bakalım. 5.7 diyor. Ya normalde benim tornavidalara fazla tornavidaya ihtiyacım yoktu ama bunu sırf almamın sebebi atölyem meslek lisesinde okuduğum için atölyede istemişlerdi atölye dersinde. Sonuç yine yıldız bir uç. Ve tekrardan yine alıyorum. Mıknatıslı düz bir uç. Kanalını ölçüyorum 4.7. Kumpasta bir şeyler var da bir çözmüş değilim. Şimdi arkadaşlar bir akıllı vidayı ahşaba atmaya çalışıyorum. Normalde belki salak falan diyecek olanlarınız olabilir ama normalde çok sert bir ahşaba akıllı vida tutabiliyor. Normalde metal çıkmıyor mu?
Size sadece kalitesini göstermeyin. Şöyle bir matkap ile delik deldiğim matkap ile diğer markalamalarımı yaptım bir ahşap. Şöyle. Biraz da yakınlaştırıyorum. Ve başlıyoruz. Hadi bismillah. Evet. Şu an vidayı içine gönderiyorum rahatlıkla. De vidanın uç kısmının içine girmesiydi. Arkadaşlar tekrardan kusura bakmayın, demin bir tripod devrildi, bir ufak bir kaza atlattım, kolum çarptı. Belki görenleriniz olmuştur, kısa tripod olduğu için şişe üzerine sabitliyorum. Neyse arkadaşlar, bileğim ağrıdı artık. Normalde bileğim ağrımaz ama bugün bazı ağır işler yaptığım için yine de size göstermek adına yaptım, ama yine de vidayı yani. Ucu aşınmadı. Vidalar bayağı sıkıştı, şey yaptı ama vidalar ısınmış durumda. Şu an aldığım ve şu an elimde vida bayağı bir ısınmış durumda. Tekrardan zoom'u düşünüyorum. Arkadaşlar sizlerden de çok 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 fazla özür diliyorum. Çünkü sürekli kayıt kesilip duruyor. Neyse şu tahtayla artık bir işimiz kalmadı. En son demiştim ki şu PH2 ucu vida. Ananı yolumu sikim, bir dur artık. Estağfurullah. Arkadaşlar yine özür diliyorum. Arada bir küfür geçti. Delirdiğim için, çünkü unutuveriyorum bazen video olduğumu. Nasılsınız bu? İki ucu. Ondan sonra şuraya geçelim. Buradan da mesela diğer bir ufak yıldız ucu aldım. Olacak mı mesela? Bir deneyelim. Evet. Bu da buna oluyor ama sadece biraz boşluk kalıyor, görüyorsunuz. Bakın tornada biraz oynuyor, sağ sol sağ sol yaptığında. Bir de biraz daha küçük olanla deneyeyim şöyle. Bunda görüyorsunuz, bakın tornada içine giriyor, yani uç kısmı yarama yapabilir. Arkadaşlar yani bizden atıyorum öyle düz ve yıldız tornada istemişlerdi. Ben de diğer tornada bir eskimişken bari şey yapayım derim, tekrardan yenilerim. Hem evdekiler biraz eski dişi almıştı. Yani bunları videonun başında dediğim gibi hiç beklemiyordum BİM'e gelmesini. BİM marketten almıştım yani videonun başında. Yoksa başka birinden bakacaktım. Yakında birkaç ürün inceleme videosu daha gelecek, bir aksilik olmazsa. Uzun zamandır video atmıyordum, biliyorum. Çünkü bazı nedenlerden dolayı atamıyordum. Bazı başıma gelen tatsız olaylar falan şeyler vardı. Musibetler. Hayırlısıyla şu beladan musibetten de bir kurtulsaydım, ne diyeyim başka. Yani ürünü beğendim açıkçası. Bir de arkadaşlar size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ya, kesinlikle ama kesinlikle yapmayın. Bazı arkadaşlar tornavidayı alıyor, böyle mıknatıs sonra matkabı şöyle şuradan birinin önüne kesiyor ve matkaba takıp olan için. Öyle bir şey katliyen yapmayın, çok tehlikeli. Yani kazalara yol açabilir. Bunlar matkaba özel tasarlanmamıştır. Bunlar elle çevirip yapmaya tasarlanmıştır. Eğer matkap içinde alıyorsanız tabi araştırıp mıknatısını bulabilirsiniz. Biraz daha pahalı bile olsa. Yani ben böyle bir şey yapmayışsa katliyen, ama katliyen de önermiyorum. Böyle bir şeyi asla asla yapmayın. Canınızı tehlikeye atmayın. Çünkü hiçbir şey sizin sağlığınızdan önemli değildir. Normalde yeni bir matkap almıştım. Ben de yeni öğrencisi dediğim. Onlara bir aksilik çıktı. Bu anda zaten başında kara bir bela var. Geçmeyen bir bela. Onu da yine n11.com üzerinden almıştım. Onda tabii iki aküydü. Akünün bir tanesi bozuk çıkmıştı. Aküyü yenilenirse, yani aküyü servisten yenilettirmeye çalışacağım. Yenilenirse de ürün inceleme videosu gelecektir sizlere. Yoksa da artık aküyü ben kendim tamir edeceğim iç pilleriyle. Yani videolara başka konulara giriyorum ama tabii ki de eğer bir sorun olmazsa tekrardan şöyle göstereyim tornavidaları. Tabii yazda da tam aksine uç kısmı sağa bakacak şekilde ayarlamıştır. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Avucun içine ve şu şekilde iyice oturuyor.
Yani bunu şöyle sımsıkı tutarsanız elinizden kolay kolay çıkmaz bu. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Bu eskiden yıldız vida başlıklı vidalar yokmuş. Hep düz uçlar var. Düz vidalar, pardon, düz başlıklı vidalar varmış. Eskiden öyle yaygınmış ama şimdi günümüzün teknolojisi ve sanayinin ilerlemesi sonucunda yani yıldız başlıklı vidalar da çıktı. Yıldız başlıklı cıvatalar da var tabii. Örneğin P2 uyumuş yanımda vardı bir tane. Bir dakika. Görüyorsunuz yıldız ışığı cıvata dediğim. Bu da bu tornavidayla açılıp kapatılabiliyor. Şu an bak daha kolay çevirmek için gövdenen tuttum çeviriyorum. Görüyorsunuz. Gövdesinin tornavidanın yani bu da buna tam uyumlu iç içe oturuyor. Size söyleyeyim. Vidanın içine tam oturmayan tornavidayı kullanmayın. Hem vidayı hem de tornavidayı veya tornavida veya hepsini birden aşındırabilirsiniz. O durumda eğer vida sökme aparatınız yoksa çok zor bir şeyde içisine kalabilirsiniz yani onu size söyleyeyim. Kesinlikle ama kesinlikle bir içine o iç içe tam oturmayan vidaları ve tornavidaları kullanmayın. Yani ne diyeyim, vidanın zaten ölçüsü her zaman aynıdır. Yani her zaman aynı derken örneğin akıllı vidanın hep ölçüleri aynıdır yukarıdan. Ama siz gelip de şu PH2 değil de şu en küçüğü kullanmaya çalışırsanız hem videoya hem de tornavidanın ucuna zarar vereceksinizdir. Onu da size hatırlatayım. Yine toplarsak ürünler şu kadar oluyor yani. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hep görüş tekrardan bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.